bir gece ev baskınla aldılar bizleri. Biz ve 28 tane arkadaşımızı, hocalarımızı. 7 gün boyunca bir gözaltı süreci yaşadık. O günden bu yana bu süreç devam ediyor. O kadar araştırmasına rağmen mescit hakkında sürekli gizli polislerin gelmesi, mescit içinde gelip bizimle beraber vaaz dinleyen onlarca polis gördük. Hiçbir şey göremediler. Yani mescidimize alakalı en ufak bir siyasi unsura değecek hiçbir ne vaaz dinlediler ne bir suçlayacak bir şey buldular. İşte geçen sene Temmuz ayından sonra mescidimiz gözetim altında da oldu. Kamerayla tespit edileni de gördük. Gelsinler dedik, gelsinler görsünler. Yani bizi uzaktan kamerayla çekmesinler. Gelsinler namaz kılsınlar. Sonuçta orası bir mescit yani. Mescitler yeryüzünde Allah'ın evi diye biliriz. Yani biz ta çocukluğumuzdan, babalarımızdan, dedelerimizden onu gördük. Mescitler yeryüzündeki Allah'ın evidir. Allah'ın evinde ne yapılır? İbadet yapılır. Başka hiçbir şey yapılmaz. Siyasi asla olmaz. Tamamen Allah'ın evinde Allah ve Peygamberin, Resulün emir leri neyse o anlatılır. Şimdi karakolda önce Hazreti Ömer Mescidi'nin bir sahibi var, mülk sahibi Aydın Bey. Dün beni aradı. İbrahim dedi böyle böyle polisler beni aramış. Sen bu mescidi niye vermişsin onlara? Ne amaçla vermişsin? Aydın dedi, onlar demiş ki ben 4 sene önce bir sözleşme yapmışım. Orada ibadet namaz kılınıyor diye. Sonra bana ulaşmaya çalıştı. Bana ulaşamadılar. Bizim diğer hocaya ulaşmışlar. İşte karakola çağırmışlar. Hocamız karakola gitmiş. Karakol hakkında demiş ki işte kaymakamın emriyle bu mescit kapatılacak. Gerekçe işte din alimleri derneğine üye olduğunuz için. Tek gerekçe bu. Hocamız ısrarla soruyor. Yani gerekçe ne diye kapatıyorsunuz, mühürleyeceksiniz. Yani gerekçeyi bir sunamıyorlar. Sadece mahkeme kararıyla kaymakamla bildirmiş. Kaymakam da ilçe karakoluna bildirmiş. Gidip mühürleyeceklerini söylediler. Dün müsaade istedik dedik en azından tamam bugün de cumamızı kılalım. Sonuçta oraya gelen bir kitlese bir cemaat var. O cemaate de anlatarız. Önce biraz tamam gibi dediler sonra yok dedi. Kesinlikle bugün gidip kapatacaksınız yoksa mühürleyeceğiz. Mühür olduğu zaman hoş olmuyor. Çünkü orası bir mescit. Allah'ın evi mühürlemek biraz ağrımıza gider. Onların da ağrına gitti herhalde. Dün yapmadılar ama bugün gelip mühürünü yaptılar. Cuma namazımızı kılamadık. Cemaatle beraber hep dışarıda kaldık. Şimdi operasyonların başlamanın zaten amacı başta sona kadar belli. Bir siyasi rant ama siyasi ranta bizim mescid, din alimlerini yani mescitleri konu yapmamaları gerekiyor. Çünkü siyasetçiler mecliste tartışsınlar, kavga etsinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar ama bizi alet etmesinler. Bunların tek amacı mahkemede de söyledik. Tek amaçları İstanbul Büyükşehir'i kaybetmeleri ve bunun intikamını herhalde karşı rakibe gücü yetmedikleri için gücü bize yetiyor herhalde. İşte bizi de bu şekilde susturmaya çalışıyor. Hani bizim susacak bir yanımız da yok. Çünkü bir suç işleyecek bir hareket değiliz. Biz terör örgütüne kesinlikle faaliyet gösteren bir yer değiliz. Yani dediğim gibi mescitler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Burada da ibadet yapılır. Asla ilerisi olmaz. Her gelen anlamaya çalıştı. Böyle bir şeyin olamayacağını anlamaya çalıştı. Çünkü burası Türkiye, Müslüman bir ülke. Bir cuma günü bir Müslüman ülkede bir mescit nasıl kapatılır diye herkes aynı itirazda zerzerişte bulundu. Ama dedim ki kimsenin elinde bir şey de gelmiyor. Şimdi camiler eğer mescitler suç işlerse tamam kapatılsın. Suça dayalı suç işleyecek en ufak bir delilin ispatını yoksa orayı kapatmak Allah'ın evini kapatmak. Yani bundan sonra yani Allah'la uğraşacaklar. Yani gitsin Allah'a mahkeme versinler, Allah'ı suçlasınlar. Çünkü o mescit Allah'ın evidir. Yeryüzündeki Allah'ın evidir. Gidecekler bundan sonra bizimle değil. Tamam kapatıla biz her yerde gene elimizden geldiğince çünkü onlar mescidi kapattı diye biz ibadetimizden geri kalacak değiliz ya. Elhamdülillah dini bütün bir Müslümanız biz. Biz gene ibadetimizi yapmaya devam edeceğiz ama bundan sonraki süreç onlarla Allah arasında herhalde. Biz gibi Cumhurbaşkanı her yerde işte Kur'an-ı Kerim'i sevdiğini söylüyor, okuduğunu söylüyor, camileri açarken işte büyük büyük toplu açılışlarda bulunarak ama bir anda da böyle bir mescitlerin kapatılması yani hiç hoş, çok çelişki yaratır. Yani polis mühür yaparken onların yanındaydım. Yani mühürledi ama o da emir kuluydu. Yani
Eminim ki o da mühürlemek istemiyordu ama emir kolu sonuçta. Oranın giderleri vardı işte kirası, elektriği, suyu. Oradaki mahalle esnafı tarafından, cemaat tarafından ödeniyordu. Yani hiçbir kuruma, nasıl diyeyim, hiçbir yerden ek destek, hiçbir belediyeden, diyanetten herhangi bir destek almadan halıları yıkamasından tut temizine kadar oradaki halk gönüllü olarak yapıyordu. Çünkü herkes biliyordu orası bir mescit, Allah'ın yeryüzündeki evidir. Biz de dinen böyle Allah'ın evine hizmet eden bir sebabı da büyüktür. Herkes o sebaba erişebilmek için canı gönülden çalışıyor. Şimdi dediğim gibi yani orası bir mescittir. Ne Diyanet'ten ne de bir herhangi bir kurumdan bir yardım bir şey gelmez. Sadece oranın halkı kendi imkanlarıyla, kendi yardımsever ekibiyle beraber işte kirasını, elektriğini, suyunu temin ederek tamamıyla bizler atamızdan öyle gördük. Yani dinen, dine hizmet etmek, din için çalışmak ahiretin için bir kurtuluştur. Herkes de bu kurtuluşa inandığı için elinden geldiğince bu çalışmaları yürütüyordu işte. Yani son olarak benim çağrım şudur. Bütün yetkililere sesleniyorum. En baştakinden en alt tabakaya kadar. Burası Hazreti Ömer Mescidi. İlk başta söylediğim gibi burası Allah'ın yeryüzündeki bir mescittir. Burada kesinlikle bir siyasi unsurun hiçbir parti A'dan Z'ye kadar hiçbir partinin mensubuna üye değiliz. Hiçbir partinin propagandası da yapılmaz. Tamamıyla Allah ve Resulullah'ın emir şeyleri neyse onlar anlatılır. Yani bizi burada dinleyeceklerse, duyacaklarsa mescidimizi açsınlar. Biz orada ibadetimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani kendi siyasi alemlerine bizi alet etmesinler.